Reklamdan önce demiştim ki bir tane burada canlı skeç oynayalım. Ya, reklam arasında da oynamayacağız dediler. İki tane küp var. Mutfağın aynısı küpler getirttim. Bir şey yok. Arkadaşlar çocuk tiyatrosu oynamış sevgili izleyenler. Çocuk tiyatrosu oynamış Bülent. Ondan esinlenerek ben de iki maymunla ben bir ayını... Ben de esinlenmemişsin bir kere. Hayır yani. Oradan çocuk tiyatrosundan yola çıkarak iki maymunla bir ayının hikayesini anlatacağız sizlere. İki maymun için dün akşam da iki tane güzel yelek yaptırdım. Maymun... Ha kostüm de var ya. Yani. Kostüm değil ya. Şey gibi bir dakika. Küpleri var orada. Bir saniye. Ya biz sadece sunucusun diye niye senin söylediklerini yapıyoruz? Yapmak zorunda mıyız abi? Evet. Bak iki maymun. İki maymun. Oğuzhan bir maymun sensin. Öyle yazdım. Şunu giysene kanka. Ama bu daha çok şempanze. Gerçekten güzel olacak. Giy şunu. Hayatımda gördüğüm en büyük emir vaki ya. Bir şey lütfen. Okay. Valla komik olacak. Terlersem. Ha bu mu? Bu mu? Hayır içeride okurken güldünüz. Bir şey yok ya. Kağıtlarla oynayın. Bülent. Sen üzülme diye gülüyor. Bülent ikinci maymun sensin kanka. Öyle her zaman horoz olmuyor. Al sana maymun gel. Ben kösemde oynayacağım. Gel kardeşim. Gel kardeşim şöyle giy. İyi ayı değilim. Teşekkür ederim. Maymun iyidir. Ayıya karar vermedik o ayıya bakacağız. Şu küplere oturun abi. Gel. Ben ne yapıyorum kardeşim ben şu an yok mu? Şu an yok. Ayı sonra girecek. Ayıya karar ver. Ayı kim olacak karar veremiyorum şu an. Şunla maymun muyuz? Bakacağız. Vallahi sanki çok özel bir rolmüş gibi ikimize bakıyor. Bir şey söyleyeceğim çocuk oyunu bu. Evet ses bunu açabilir miyiz sevgili yeğenim? Çok zoraki bir şey yaptırıyorum herkes bana yardımcı olsun ses. Kontrol, evet. Oturuyor muyuz? Evet, oturuyorsunuz abi. İki maymun oturur. Arkamızı dönüyoruz. Ben buradan takip ediyorum. Ben şifre yani arkadan vereceğim. Da maymun olarak kabul edin. Biraz içerik sesi arttırır maymunu mısınız? Şunun sesini açsanız abi. Yerim. Ya da mikrofonu değiştireyim mi? Güney, bu iyi midir? Ses kontrol, evet. Lütfen maymunlara kabuklu yemiş atmıyoruz arkadaşlar. Lütfen. İki maymun hikayesi. Abi eşlik edin ya. Biz çok güzel hareketlerdeki bütün skeçleri böyle çıkardık biliyorsunuz. Son anda bir prova yaptık. Bülent'in bakışına bak. Ya Bülent, vallahi bak. Çok hadi güzel abi, olacak. Güzel olacak. Ben de azıcık şey ya olmadı, cuma evet, evlenir, evet. Bırakırsın olayları. Dönersin. Senin evet. Mikrofonunu açsanıza Eko, bize açık gelmiyor. Açık. Geliyor mu şu an? Kötü geliyor işte. Şimdi okuyun, arada doğaçlayın da ama komik olun, tamam mı? Bak tamam, bu kadar hadi. Şeyin içine girdim, eşlik edin. Evet çocuklar. Evet, o öyle oku, öyle. Evet ama masal... Doğru, çocuk oyunu, doğru. Ya da öyle yazmıştım. Evet çocuklar, şimdi sizlere ibretlik bir hikaye anlatacağız. Bir varmış, bir yokmuş. İstanbul'un Ayazağ Stüdyosu'nda yaşayan iki maymun varmış. Aha da iki maymun. Bu iki maymun abi kardeş olmalarına rağmen hiçbir zaman iyi geçinemezlermiş. Gir Oğuzhan. Sana uyuz oluyorum ha. İşte bu. Bir şey söyleyeyim. Geçinemiyoruz değil mi? Evet geçinemiyor. Ha, İyi geçinemezlermiş. Hadi. Şimdi daha da uyuz oluyorum sana. Oğlum bizi ulan maymun ettin lan bizi. Bir şey söyleyeceğim bu kadar maymunlu ben de beklemiyordum. Ben. Senin mikrofon niye birden Ümit Mesen'e döndü böyle tamam. Nikah masasına? Hayır gidiyor. Benimki böyle masal torunda. Önce bir kaç damla yaş. Evet. Dur karıştırma. Onu sor. Hadi. Evet diyalogları devam edin abi. Evet. Tamam. Bu kadar eko verme bana abi. Buyurun. Ne biçim adamsın lan sen? Niye bana uyuz oluyorsun lan? Bilmiyorum öyle diyor. He iyi ben de senden tiksiniyorum o zaman. Allah da senin bin türlü de belanı versin. Bu lanet çıksın sana. Ya bir dakika öyle şeyler yok. Lütfen teksten... Öyle bir şey yok ya. Ne çirkinleşiniz canlı yayın diye. Birbirine tükürme falan var mı? Masal bu çocuklar izliyor ya. Arkadaşım maymunlar birbiriyle geçinemez demedim mi? Ama bir şeyim çocuk tiyatrosunda tuvarlap belanı ver. Öyle olmaz oğlum. Çocuk ben belki Urfalı bir maymunum şiveli konuşuyorum. Hayır şiveli konuşmayacaksın. Bu İstanbul beyefendisi bir maymun. İstanbul beyefendisi maymun. Hayır tamam istediğiniz gibi oynayın yorumlayın. Gerçekten çok antipatik buldum seni. Ah ben de senden gıcık kaptım. Lanet gelsin. Hı, tü, sana da. Ya bu beyefendisi olunca da böyle mi oldu? Böyle, hayır. Yani, senin Karadeniz çok iyiydi. Bu Karadeniz maymun mu olsan sen? Vallahi tutuyordu bak. Bir tane desene senden tiksiniyorum. Son lafını söylesene. Neden? Çok sevimsiz bir adamsın ya. Sanki sen çok sevimli bir adamsın, ben de senden tiksiniyorum, uyuz. Tamam, bir kısmını atlıyorum. Çok buralarda oyalandınız. Söylüyorum.
Bu iki maymun Ayaz Ağa'nın en tembel, en üşengeç iki maymunuymuş. Karınlar acıktığında bile avlanmaya gitmezlermiş. Çok açım ben ya. Vallahi ben de. Ne yapacağız? Sana uyuz oluyorum, ben seninle hiçbir şey yapmam. Senle mi Karadeniz'i değil miydin? Değişti, ben şimdi... Evet, hemen. Başka hiçbir şey için kılını kıpırdatmayan maymun kardeşler açlıktan yürümeye karar verirler. Yolda denk geldiği herkese de fazla yiyeceğin var mı diye sorarlarmış. Yolda? Fazla yiyeceğiniz var mı? Yiyecek var mı? Yok mu yanında yiyecek? Yiyecek var mı bir şey? Su. Yiyecek. Su veriyor yiyecek ya. Bir... Yok mu yanında yiyecek? Püsküvit, püsküvit bir şey yok mu? Yiyecek var mı diyorum, majestik veriliyor. Oğlum reklam. Gerçekten mi? Evet. İlaç reklamı bile. Ve? Püsküvit. Yiyecek. Kraker var. O ne ya? Bir şey söyleyeceğim. Ben bayağı bir haftalığımı buldum, oyun bitti şu an. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim, sevgili izleyiciler. Bu maymunlara yiyecek verirseniz skeç biter. O yüzden dedim size, kabuk şu yemiş. Şu an bir türlü bulamamışsın gibi yap Oğuzhan. Bir türlü bulamıyorum çubuk kraker. Nerede bu sandviç, nerede bu sandviç? Ne sandviç lazım bana. Tesadüf de bu ya. Bu... Tesadüf de bu ya. Çok bir şey... Biz sevdik hacı. Rol oyna. Şimdi bir şey söyleyeyim. Arkadaşlar bu kadar... Bu adam iki gün sonra evlenecek bir hale bak. Öyle bir şey yok ya. Gerçekten bak düğünde beni hiç ciddiye almayacaklar. Papyon takacağım. Bir dakika hemen bağlıyoruz. Ve tesadüf de bu ya. Bu iki maymun yolda muz görmüşler. Muz. Nerede? Nerede? Muz. Şurada. Ya yolda muz görmüşler diyor, muz yok ya. Bir dakika. Sandviç vardı oğlum, ne güzel. Oğlum bir skece inansaydınız öncesinde yapardım ben provayı. Koş. Oraya git abi. Oraya git. Prova bu, prova. Bir burada, tamam. Şimdi gel oraya bak. Prova git. Böyle vallahi skeçte böyle çıkarıyordum. Tamam, görüp şaşırıyor muyuz? Evet, muzu gör. Oraya bakın, sonra bunu görün. Tamam. Muz burada. Ve iki maymun muz görmüşler. Muz. Aa, muz. Evet. Bülent, biraz rolden çıkar mısın kanka? Çok role girdi. Evet. Muz görmüşler. Muz. Ya muz. Hemen açtın arkadaş muz ya. Muz. Muz. Evet. Bir dakika, ben kaybettim. Neredeyiz? Arkaya. Ama maalesef bir tane muz varmış. Onlarsa iki kişiymiş. Acaba muzu kim yiyecekmiş? Ben. Ya salak mısın? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Hayır. Oğlum. Bayağı kere bir maymun etti. Hayır. Bu maymunun çiftleşme mevsimi gelmiş. Bayağı. Bir şey yok. Hayır. Diğer maymun bir tek ben varım. Ben kaçıyorum falan. Böyle bir şey yok ya. Ben böyle yapamam. Böyle bir sıkıntı yok. Adam gerçek oyuncu oğlum. Gerçek oyuncu. Dünyanın en erotik meyvesini seviyorlar. Hayır bir dakika. Muz var. Bir şey söyleyeceğim. Biz iki kişiyiz. Bir tane muz var. Bunu benimle paylaşmayacak mısın? Evet, öyle diyor. Evet. Versene ya muzu. Hayır. Niye? Öyle yazıyor. Hayatta vermem. Hayatta vermem. Bir dakika, muzu bulan maymun tam muzu yiyecektir ki diğer maymun acitasyona başlar. Oğuzhan acitasyona başla. Oğuz yapsana. Ben o zaman muzu yiyemeyem de ölem. Ölem de geberem. Ben aç kalam, ölem derdo ölem. Evet. Ve bu acitasyondan etkilenen maymun kardeş, gerçek maymun kardeş, rolün hakkını veren maymun kardeş, diğer maymunla muzu paylaşmaya karar verir. Kardeş, ölme, gel seninle muzumu paylaşmak istiyorum. Muzumdan yer misin? Ya. Evet. Oğuz ince ince kaç. Bilmiyorum. Arkadaşlar doğaçlama yapmayın. Gözünüzü seveyim yapmayın ya. Tamam hadi. Evet. Böyle bir şey var mı? Muzumdan yer misin? Yok burada. Ne olur ya. Evet. Muzun... Evet senin başın ağrıyor şu an. Evet ben çok. Evet. Muzumdan bir ısırık mı şey yapacak? Hayır. O çok kötü. Paylaşacak, koparacak. Hayır. İyi. Bir dakika sadece bir ısırık mı ya? İstersen birçok ısırık da.
Ben dedim bu maymunda sakat bir şey var abi. Bir şey söyleyeceğim. Abi sağdaki maymun sıkıntılı. Ya çabuk şu muzu ben paylaş yamuk yumuk. Ne yapıyor bu maymun, ben anlayamıyorum. Allah aşkına şu hikayeyi anlat. Ay, yarısını veriyorsun. Yarısını veriyorsun. Evet. Bu al bakalım yarısını de ama az. Evet al. Hepsini verme. Ya, yani böyle al büyük bakalım. Kısmını kendine al. Al yarısı. Ya bir şey söyleyeceğim. Sen nasıl bir maymunsun, bu nasıl yarısı ya? Böyle bir maymunum, beğenmedin mi? Tamam şimdi biraz böyle kavga ediyor iki maymun. Hayır bu... öteki yarısını istiyorum ben. Bu benim... daha küçük, o daha büyük. Vermem var. Hep gerdim yarısını. Kendi payına düşeni ye. Ya eşit değil arkadaşım şunun düzü. Bir dakika şimdi tamam en kritik yere geldik. Ve ormanların kralı, adaletin kralı değil, temsilcisi, oğlum. Kralı değil, adaletin temsilcisi ayı kardeş bu maymunlarla bir dakika, karşılaşır. Heh, karşılaşır. Ayı kim oynayacak? Şahin. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Sizce yani burada bir ayı rolü varsa onu ben mi oynayayım? Şahin. O ben miyim ya? Ya benim iğrencim çok ya. İğrencim. Siyah ayı giy, siyah abi. Kostümü ya da hiçbir şey giyme ya sen. İğrençsin, giyeceğim. Pis herif ya. Ne demek ya? Ben hayatımda kostüm giymeden ayı olan İbo, ilk rahat defa. Rahat ol, gel gel. Hayır. Gel. Bu maymunlar burada ne yapıyor bu sırada? Onlar şimdi kavgalar, kavga halinde. Yarısını ver. Yarısını ver lan. Lan. Ve... Aa, bıyıklarını vurarak girer. Evet, ayı giriyor içeri abi. Ne diyor? Ayı olarak giriyorsun ben... abi senaryo. Ya işte ne de sıkıntı falan diyeceksin. Geldim. Ayıyım değil mi? Bravo ya Ayı bu. Hiç gerek yoktu ona ya. Tamam böyle durayım. Aa ayı de bari bir şey. Aa de. Ayı geldi. Ya sen de bir ayılık yap ya. Tamam. Olmuyor böyle. E onun o... Ne yapıyor? Ayı ne yapar ki ya? Şöyle bir şey değil mi ayı? Ayı ne yapar? Bir şey söyleyeyim, bir ayı yorumla bize. Tamam yapıyorum. Daha önce görmediğimiz bir ayıyı bize göster. Ama boz ayı olur. Tamam. Evet. Boz ayı mı? Boz ayı yani. Evet İbo, geliyorsun, onlar paylaşamıyorlar. Ben şimdi tamam, iki parçayı da alıyorsun. Ayı. Arkadaşlar benim de mevsimim geldi. Yani. Ayı abi. Bize yardımcı olur musun? Biz muzu bölüşmeye çalıştık. O, ikiye böldüm diyor ama böyle bir ikiye bölünme gerçekten yok. Çok bu sevindim. Mu paylaşmak? Evet. Verin bakayım muzları. Al. Ver onu da. Tamam oradan kopar. Yok, oradan. Ya, onu yiyeceksin onu şimdi bırak. Yapma. Koy onu. Gerçekçi oyuncu. Gerçekçi. Dur bunu böyle bırakıyorum. Dur, yine bunu bölmüşsün aldım. Gibi ya. Ha. Bu mu peki? Evet bana onu o kadar verdi. Kendisi o kadar aldı. O zaman bunları eşitlememiz lazım. Bunu bize eşitler misin? Harbi ayısın ha. Evet eşitle. Ulan büyük muz al bize. Ne kadar doğru oynuyor değil mi? Evet şu an yandı. Eşitliyor şu an. Ben Oscar'lık performans. Ne güzel yiyor. Al bak eşitledim şu anda arkadaşlar. Ayı eşitler. Ne yapar sonra? Roar deyip gider. Roar. Gider. Nereye gidiyor? Defolur gider. Ha gider. Çıkıyorum şöyle. Sissiz olun mal paylaşmayı bilin diye bir ders. Ha burada şey. Evet. Sissiz olun malınızı paylaşmayı bilin ha. Çok güzel tamam. Çok güzel. Muzdayıymış ama. Maymun kardeş, ben ayıdan gerçekten dersimi aldım. Artık seni çok seviyorum. Bundan sonra her şeyimizi tam ortadan ikiye bölelim. Evet sevgili izleyenler ve sevgili çocuklar. Maymun kardeşler paylaşmayı bilselerdi bugün bu duruma düşmezlerdi. Ve bu hikaye bize ne anlatıyor? Yemeyenin malını yerler. Bir şey söyleyeyim mi? Ha. İyi ki yaptık mı yapmadık mı? Siz alkışınızla söyleyin ya. Bu kadar zorunda. Çok iyi abi.
Çok teşekkür ederim. Gerçekten... Düğününden önce maymun olan ben size katılmıyorum.